Hastamız 25 yaşında bayan hastamızdı. Bize geldiğinde her iki böbreğinde ağrı şikayetiyle tomografi çektik. Yaklaşık olarak 6,5-7 santimlik bir taş mevcut. Yani böbreğin tamamını dolduran taş. Böbreğin kendisi de zaten 11-12 santimlik uzunluğunda bir organ. Şöyle baktığımızda da böbreğimiz şöyle 10 santim civarı. Seansta bitmesi de çok önemli bir şey. Hastaya tek bir girişle tamamen tek seansta 1 saatte bitti yani bu ameliyat. Birleştiriliyor. Tonomotik dediğimiz aletle taşlar kırılıp bu şekilde küçük parçalar halinde taşlar dışarı alınıyor. Açık ameliyata göre tabii ki biraz zahmetli bir iş. Özellikle yani ilimizin de içinde bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde taş görülme ihtimali çok yüksek. Yani normalde %10 civarı, 15 civarı gözüken bu hastalık Diyarbakır ve çevresinde %20'lerin üstüne kadar çıkabiliyor. Bunun birçok nedeni var. İşte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iklimden dolayı, çok sıcak olmasından dolayı, genetik nedenlerden dolayı ve metabolik hastalıklardan dolayı taş görülme ihtimali burada daha fazla. Özellikle metabolik hastalık dediğimiz olay işte sistin dediğimiz taşlar çok küçük çocuklarda, 6 aylık çocuklarda da yine çok sık gözükebiliyor bu hastalık. Bizim de bu yörede özellikle 1 yaş altında çok sayıda yaptığımız taş ameliyatı yaptığımız bebek hastalarımız var. Bu hastamız ise 25 yaşındaydı. Geldiğinde her iki tarafında ağrı vardı. Filmini çektiğimizde her iki böbreği tamamen dolduran yaklaşık olarak 6-7 santimlik taşları mevcuttu. Biz PNL dediğimiz yöntemle yani kapalı ameliyatla şu elimde gördüğünüz tüp aracılığıyla sırtından girerek ameliyatını yaptık. Ameliyatın en güzel tarafı hasta 24 saat sonra ayaklanıp evine gidebiliyor. En güzel tarafı da belki de bu. Eskiden bu ameliyatlar açık ameliyatla taşlar dışarı alınıyordu ve hasta bir hafta hastanede yatmak zorunda kalıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte PNL dediğimiz bu yöntemle artık gerek bebek hastalarda, 1 yaşındaki bebekte de gerekse 20 yaşındaki erişkin bir hastada da çok rahat bir şekilde ameliyatını yapıp 24 saat sonra hastayı evine gönderebiliyoruz. Yani bu hastamız biraz ihmal de ettiği için böbreğini tamamen doldurmuştu. Biz bunları küçük küçük kırarak dışarı alıyoruz. O yüzden sayı biraz fazla gözüküyor olabilir. Yüzün üstünde bir taş çıkardık yani bu hastamızda. Bunu tamamen temizledik. Tek girişte, tek seansta bu taşların hepsini aldık. Diğer böbreğinde de yine 7 santimlik bir taşı mevcut hastanın. Yaklaşık bir ay sonra da o böbreğine müdahale edip bu hastayı tamamen taşsız hale getirip artık yeni bir hayata başlayacak inşallah bu hastamız. Şu anda bizim parçalayarak çıkardığımız 6 santim civarı, 6,5 santimlik bir taşımız mevcuttu. Diğer böbreğinde de yaklaşık olarak 7-7,5 santimlik bir taşı mevcut. İnşallah onu da bu şekilde, bu yöntemle kırarak dışarı alacağız. Böbrek taşının oluşmaması için yapılabilecek en güzel şey bol su içmek. Eğer hastada bir genetik veya metabolik bir problem varsa bunları yakın takip etmek gerekiyor. Taş analizini mutlaka gençlerde ve çocuklarda yapmak gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü taşın cinsini bilip buna göre bir tedavi şekli, bir yol haritası çiziyoruz. Bu konuda hastalarımızın ciddi anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Taşın cinsini mutlaka öğrenmesi gerekiyor ve bol su içmesi gerekiyor. 6 ayda bir veya yılda bir en geç mutlaka bir üroloji uzmanına kontrole gitmesi gerekiyor. Taşları küçük küçük pneumatik dediğimiz aletle kırarak taşları dışarı aldık. Bu hastamızda da yaklaşık olarak 100'den fazla taş mevcuttu. İrili ufaklı. Bir dakika hocam. Öyle mi? Tamam. Buyurun hocam. Hastamız 25 yaşındaydı. Bayan hastamız. Geldiğinde her iki böbreğinde böbreğin tamamını dolduran taşlarımız mevcuttu. Burada da gördüğünüz gibi